Yani. Hangi duygularla burada olduğunuzu öncelikle bir öğrenmek istiyorum. Çünkü dönüp kendimize de bakmamız gereken bir uygulama olacak, bir atölye. Kendinizle çalışacağız madem. Öncelikle hangi duygularla buradayım? Neden buradayım? Şu an burada olmak benim için ne ifade ediyor? Birazcık sizden bunu yazmanızı isteyeceğim ama bu slaytta gördüğünüz gibi sizlerden kağıtlarınıza, eğer varsa boya kalemlerinizi kullanarak ya bir bulut kümesini ya da bu yandaki ağaç şeklini kullanarak bu dallara ya da bulutlara hangi duygular, hangi düşünceler, hangi beklentilerle geldiğinizi birazcık yazmanızı istiyorum. Şöyle bir içinize dönün. Böyle birkaç saniye, belki yaklaşık bir dakika. Neden buradayım? Ne bekliyorum? Bu oturumun sonunda ne olsa iyi gelir bana. Burada olmak yerine başka bir yerde neden değilim de buradayım? Biraz bunları zihnimizde düşünüp, kendimizi sorgulayıp, içimize dönüp bir bunları yazalım. Tabii bu arada yazmak isteyen lütfen çete de yazabilir. Neden burada olduğunu, hangi duygularla olduğunu. Hani yanımızda eğer kağıt kalem yoksa, yazamıyorsak bir şekilde chatten de bunu ifade edebilirsiniz. Ben ara ara çete de bakmaya çalışacağım zaten. Özellikle bekliyorum. Çünkü duygularımızı fark etmek aceleye gelecek bir süreç değil. Eğer yazan ve bitiren varsa ya da çizebilen varsa böyle mümkünse eğer müsaitse kamerasını açıp acaba şöyle kameraya tutabilir mi? Hani ben buradan görmeye çalışıyorum sizleri. Kamerası açık olanları. Evet, birkaç kişiden görüyorum şu an kaldırıyorsunuz. Ağaç dallarını gördüm. Sevgili İrem Oğuz, Canca. Asena, Gül. Teşekkür ediyorum. Hala sanırım yazmaya devam edenler de var ama. Güzel. Başlangıç için gayet güzel. Teşekkür ederim. Bunlar bir kenarda dursun şimdi, olur mu? Yapmaya devam edenler var hala. Lütfen bitirin onları. Kendi duygularımızı görmek adına bir kenarımızda dursun. Evet. Bir yandan sanırım devam edebilirim. Şimdi neden sanat terapisi ve neden duygularımızı ifade etmek birazcık çok kısacık şöyle bir teorik anlamda size birazcık bilgi vermek istiyorum. Siz o arada tabii yazmalarınızı bitirin o arada. Şimdi sanat terapisi aslında kaynağını psikanalitik ekolden alıyor. Psikanalizde bilirsiniz ki belki duymuşsunuzdur. Daha çok çağrışım yöntemi kullanır. Ve çağrışım yöntemiyle aklımıza işte o duyguyu, o durumu, her neyse onu aklımıza getiren her şeyi, her sözcüğü bulmaya çalışırız. İşte sanat terapisinde de burada amacımız sözel olarak ifade edemediklerimizi, özellikle de bu genelde duygularımız oluyor zaten.
duygularımızı öncelikle gözlerimizin önüne bir imge olarak getirmeyi ve daha sonra bunu somutlaştırıp ortaya koymayı amaçlar. Sanat terapisinin esas genel olarak özet halinde amacı budur. Ve esasında her zaman da zaten sanat terapisinde öne çıkan şey şudur ki sözcükleri daha çok aslında öğrenir ve imgeleri de kaydederiz. Bu ne demek? Şimdi size desem ki çok yakın bir zamanda böyle sizin canınızı sıkan ufak tefek de olsa bir olayı düşünün desem direkt gözünüz önünüze böyle flashbackler gelir. Değil mi? O durumda yaşadığınız işte size söylenen belki cümleleri, sizin söylediğiniz cümleleri, kelimeleri, konuşmaları unutabilirsiniz. Ama o anın öne çıkan görüntüleri gözünüzün önünde bir sembol olarak, imge olarak kalır. Çok eskiye bile gitseniz, yıllar yıllar öncesine bile gitseniz, sizin hoşunuza gitmeyen ya da hoşunuza giden de olabilir. Belli anıları düşünün dediğimde o anılara dair direkt gözünüzün önüne belli görüntüler gelir. İşte bunlara imge diyoruz biz. Ve her ne kadar bazen hafızamız iyi de olsa bazılarımızınki, genellikle orada hatırlanan şey cümleler, konuşmalar, söylenenler olmaz. Bize ne hissettirdiği, bizde ne yarattığı, hangi görüntünün ön plana çıktığıdır aklımızda kalan daha çok. İşte sanat terapisinde de amacımız ve önceliğimiz zaten ne yapacağımızı, ne çizeceğimizi, nasıl çizeceğimizi bilmek değildir. Burada amacımız öncelikle aslında kendimize izin verebilmektir. Naif bir şekilde kendimizi çok da zorlamadan, yargılamadan, rahatsız etmeden kendimizi keşfetmeye izin vermek ve kendiliğinden spontan bir şekilde çalıştığımız şey üzerinde aklımıza ilk gelebilecek o imgeleri, sembolleri yakalayabilmektir burada amacımız. Dolayısıyla yani işte bir, mesela az önceki duyguları işte sembolleri çizin dediğimde eyvah nasıl çizeceğim, kötü çizeceğim kaygısına kapılanlar olabiliyor bazen. Burada öyle bir kaygımız olmasın. Ne yaptığımızdan çok ne hissettiğimiz ve burada odaklanacağız. Peki. Şimdi dün benim de zar zor bir şekilde fırsat bulup girdiğim bazı oturumlar oldu. Özellikle Şengül Hanım'ın belirttiği, Şengül Ablemitoğlu'nun sunumunu dinleme fırsatım oldu. Onun da belirttiği gibi yasa özellikle ifade ederken bazen sözel ifadeler kullanıyoruz. Evet. Ama bazense içimizde kalan, ifade edilemeyen duygular oluyor. Bunlar bir şekilde somutlaştırmak, dışarı vurabilmek, dışarı çıkarabilmek hem kişinin kendisini anlaması adına, hem yaz sürecini kabul etmesi adına, hem bu durumu biraz normalleştirmek, kabul etmek, iyileşmek adına oldukça kıymetli bir çalışma aslında. Zaten toplum olarak aslında baktığınızda zorlandığımız duyguları, işte bu hoş olmayan, hepimizin tabii ki farkıdır bunlar ama genellikle işte korku, kaygı gibi böyle zorlayıcı dediğimiz duyguları genellikle bir an önce içimizden, zihnimizden atma ve bastırma eğilimimiz vardır. Çocukluğunuzu hatırlayın mesela. Kendi köken ailenizdeki anne babanızı, oradaki ortamınızı bir düşünün desem. Kendi ailenizde, küçüklüğünüzde bu duygular nasıl yaşanırdı? Biraz düşünün. Ailenizde biri üzüldüğünde bunu nasıl yaşardı? Biri kızdığında öfkesini nasıl gösterirdi? Peki üzülen birisi olduğunda diğerleri ona nasıl tepki verirdi? Korktuğunuzu hatırlayın örneğin küçüklüğünüzde. Canınızın yandığını hatırlayın. Size nasıl davranılırdı? Ağladığınızda mesela
Ne var canım bunda ağlayacak? Dendi mi size? Ya da kızdığınız zaman anne babaya kızılmaz gibi tepkiler görmüşsünüzdür belki de. Ya da belki üzüldüğünüzün farkına bile varılmadığı olabilir. Bunda üzülecek ne var? Tamam hadi gel şunu yapalım deyip dikkatinizin dağıtıldığı. Ya da anne babalarınızın birbirine olan mesela öfkesi nasıl yansıtılırdı? Onların tartışmaları nasıl olurdu? Birbirlerine sevgi göstermeleri nasıl olurdu mesela? Gerçekten anne babanızın birbirini sevdiğini nereden anlardınız ya da sevmediğini? Çete bakıyorum bu arada. Yazdıklarınız çok kıymetli. Bakın her birimiz farklı deneyimlere sahibiz öyle değil mi? Bağırıp kırıp dökerek ya da üzüldüğümün kimse farkına varmıyordu. Ya da babam öfkesini üstümüze boşaltırdı diye. Dolayısıyla bakın bunlardan da fark ettiğiniz üzere. Evet, duygu dediğimiz şey belki korku. Hepimiz için korku kelimesi. Ama bunu deneyimlemek, bunu nasıl yaşadığımız, bunu nasıl başa çıkmayı öğrendiğimiz hepimiz için birbirinden farklı. Dolayısıyla duyguları nasıl yaşayacağımızı aslında çocukluğumuzda öğreniyoruz. Bu duygunun ne anlama geldiği bizim için çocuklukta şekilleniyor. Anne babalarımızdan model alarak öğrendiğimiz duygular ve bilinçaltımızda oluşan şemalar doğrultusunda olaylara yüklediğimiz anlamlar ve bunlara gösterdiğimiz duygusal tepkiler de haliyle değişiyor. İşte bu yüzden hep denir ki bize büyürken hangi gözler baktıysa tetiklendiğimizde değişen algımızda aynı bakışları görür karşımızda. Yani ben çocukluğuma dair, korkuya dair ne öğrendiysem, ne model aldıysam, yetişkin halime geldiğimde benzer tetikleyici şeyleri gördüğümde karşımdakinde muhtemelen yine o çocukluğumda bana bakan, o korkuyu yansıtan ifadeleri görüyorum. Bu yüzden aslında belki de bir başkası için ne var canım bunda korkacak dendiği yerde ben korkabiliyorum. Ya da ne var canım bunda ağlayacak dendiği yerde ben ağlayabiliyorum. Çünkü esasında orada beni korkutan, üzen, ağlamama sebep olan şey o anki durumdan ziyade aslında çocukluğumda öğrendiğim o duygunun nasıl yaşanması gerektiği. Bununla beraber duygularımızın aslında duyumsama özelliği de vardır. Bu ne demek? Örneğin bazı duyguları hissettiğimizde böyle hani bir içim ısındı, bir içim kıpır kıpır oldu deriz öyle değil mi? İçimiz ısınır böyle. Oysa bazılarını hissettiğimizde ise içimiz buz kesebilir. Ya da titreyebiliriz. Olduğumuz yerde donak kalabiliriz. Ve bu bizi ürkütür. İşte bu yüzden zorlandığımız duyguları aslında yaşamaktan korkarız ve onlardan kaçmak isteriz. Çünkü onlarla baş başa kalmanın nasıl bir şey olduğunu hiç öğrenmemişizdir. Onlarla baş başa kalmak için nasıl davranmamız gerektiğini, baş başa kalırsak bu duygunun ne kadar sürebileceğini bilmediğimizden bu bize çok ürkütücü gelir. Ve kaçmanın baş etmekten daha kolay olduğunu düşünürüz. Oysa tehlikeli olan
duygunun kendisi değil, onu baskılamamızdır aslında. Ondan kaçmamızdır. Zannederiz ki o an onu bastırırsak, kaçarsak, yok sayarsak, görmezden gelirsek bir şekilde gider yok olur. Ama artık çoğumuz biliyoruz ki çoğu hastalıkların temelinde bedenimizde gelişen tepkimelerde, zihnimizde oluşan bazı psikolojik rahatsızlıkların temelinde bastırılmış ve ifade edilmemiş duygular olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bir sürü kitapta, bir sürü yayında, programda artık bunlar anlatılıyor. Ve hep denir ki, duyguları aslında bodrum katına gönderirseniz orada yok olmazlar. Aksine orada güçlenip geri dönerler. İşte bu yüzden duygularımızı öncelikle hissedebilmek, onları fark edebilmek, ardından kabul edebilmek ve onlara alan açabilmek, bir misafir gibi karşılayabilmek aslında öğrenmemiz gereken becerilerden biridir. Ve aynı zamanda da zaten bu insanın kendisine göstereceği öz şefkatin adımlarından da biridir. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Eğer ki zihninizde sürekli dönüp dolaşan düşünceleriniz varsa, eğer ki bazı psikolojik rahatsızlıklarınız olduğunu düşünüyorsanız, sürekli tekrarlayan bazı böyle kronik hastalıklarınız, bedensel tepkimeleriniz varsa lütfen dönüp duygularınıza odaklanın biraz. Es geçtiğiniz, yüzleşmekten korktuğunuz, bir yerlerde saklı tuttuğumuz böyle üstünü kilitlediğimiz, örttüğümüz, halı altına süpürdüğümüz ne var acaba? Bir onlara bir bakalım. Şimdi bir uygulama yapmak istiyorum beraber. Umarım yine kağıt kaleminiz var diye düşünüyorum. Ekranda yazan bazı duygular var alt satırda gördüğünüz. İşte neşe, kızgınlık, utanç, endişe, suçluluk, şaşkınlık, mutluluk, pişmanlık, korku. Bunlar aslında temel duygularımız. Hepimizin bildiği temel duygular. Bir de yukarıda kırmızı renk çok sık, mavi renk bazen yeşil renkte nadirini temsil edecek. Bunu unutmamamız için buraya yazmayı tercih ettim. Buradan bakarak hani yardım olabilirsiniz diye. Şimdi sizlerden şöyle bir şey istiyorum. Lütfen kağıdınıza şöyle bir daire çizin. İç içe geçmiş 3 tane daire istiyorum sizden. Boya kalemleriniz varsa lütfen onları kullanın. Daha sindire sindire yapılıyor o zaman bu çalışma. Böyle her bir daireyi farklı renk boyayabilirsiniz. Burada çok yavaş devam edeceğim. Acele etmeyeceğiz çünkü uygulama olduğu için birazcık sindirmenizi istiyorum. Üç tane daireyi çizelim. En merkezdeki daire burada yazdığı gibi çok rahat bir alanı temsil ediyor. Onun dışındaki daire biraz daha böyle çok rahat olmadığımız, az biraz rahatsızlık hissettiğimiz bir yer. En dıştaki dairemiz ise çok rahatsız olduğumuz, işte o genellikle kaçmayı tercih ettiğimiz yer var ya, orası. Bu 3 tane daireyi çizdiysek, az önceki slaytta gösterdiğim gibi sizlerden ricam bu renkleri kullanarak ve bu duyguları kullanarak bu duyguları bu dairelere yerleştirmenizi istiyorum. Yani örneğin şöyle bir örnek vereyim mesela. Örneğin neşe. Hani hepimizin
çok rahat karşıladığı bir duygu. Öyle değil mi? İsteriz hepimiz neşeli olalım. Neşe çok rahat kısmına yazabilirim. Ama acaba neşe benim için çok sık mı hissettiğim bir duygu? Bazen mi hissettiğim ya da nadiren mi hissettiğim bir duygu? Hangisi? Ona göre neşeyi yeşil renk mi, mavi renk mi, kırmızı renk mi yazacağım acaba? Lütfen anlaşılmayan bir şey varsa chat'e yazın, olur mu? Ben ekranı göremiyorum diyenimiz var ama sanırım ekran herkes için görünüyor. Selen Hanım, belki sizin bilgisayarınızla ilgili olabilir mi acaba? Kapatıp belki baştan girseniz. Sanırım anlaşıldı, öyle değil mi? Nasıl yapacağımız? Yani burada yazan duyguları ben ne sıklıkla yaşıyorum? Ve bu sıklıkla beraber ne kadar rahat karşılıyorum? Bunu görmek. Ne sıklıkla? Ne kadar rahat? Ara ara slaytları değiştiriyorum ki kaçıranlar olmasın. Dairemiz bu şekilde. Duygularımız da bunlar. Tabii şunu da diyebilirsiniz. Ben burada en çok böyle öne çıkan, en çok hissettiğimiz belki bilindik duyguları yazdım. Bunların dışında da duygu ekleyebilirsiniz. Hepsini kullanmak da belki zorunda değilsiniz. Başka şeyler ekleyebilirsiniz. Amacımız burada kendinizin en çok hissettiği duyguları fark etmek ve bunları ne sıklıkla yaşadığımızı ve nasıl karşıladığımızı görebilmek. Şimdi ben burada size ara ara sorular yönelteceğim. Siz boyamaya, yerleştirmeye devam edebilirsiniz. Belki bazılarınız bitirmiş de olabilir. Bitirenler de lütfen sorulara cevap vermeye çalışsın kendi zihninde. Yapanlar da aynı zamanda lütfen soruları böyle bir zihninde süzerek yerleştirmeleri yapmaya çalışsın. Mesela hangi duyguları nereye koydunuz? Yerleştirdiğinizde şöyle bir kağıdınızı uzaktan tutup baktığınızda bu tablo, bu daire sizinle ilgili size ne söylüyor? Çok rahat olumlu duygularımı yazacağız demişsiniz ama her zaman oraya olumlu duygu olmak zorunda değil. Bu size özgü bir şey. Bazen kimisi kızgınlığı da çok rahat karşılayabilir. Şöyle ki mesela çok sık suçluluk duygusu, çok sık dediğimiz kırmızı renkle çizeceksiniz. Kırmızı. Ama o suçluluğu siz nasıl karşılıyorsunuz? Çok rahat mı? Çok rahatsız mı? Nereye girecek o suçluluk? Ona karar verip oraya yerleştiriyorsunuz. Sanırım anlaşıldı, öyle değil mi? Bu oluşan tablo sizinle ilgili size ne söylüyor sizce? Şöyle uzaktan baktığınızda gerçekten sizi yansıtıyor mu?
Peki yerleştirmelerimiz bitti mi? Devam edeceğim çünkü yönergenin ikinci adımına geçeceğim eğer herkes bitirdiyse. Bitirdiysek şöyle gerçekten biraz uzaktan tutup şu tablomuza bir bakalım. Bizimle ilgili ne söylüyor? En sık hangi duyguları yaşıyorum hayatımda? En rahat hangilerini karşılıyorum? Beni en çok rahatsız eden kaçtığım duygular hangileriymiş? Bunu görebiliyor muyum tam olarak? Devam edeyim mi? Biraz daha bekleyebiliriz. Sorun değil. Beni chatten yönlendirebilirsiniz. Bekleyebiliriz. Tamam, bitmedi diyenler için bekleyelim. Birkaç dakikamız var. Sinem Hanım, bazı katılımcılarımız doğrudan mesaj seçili halde çete yazıyorlar. Ben görüyorum sadece. Ayarlarını herkes şeklinde yaparlarsa herkes görebilir. Evet, ben çünkü gördüğüm mesajlara cevap vermeye çalışıyorum ama diğerlerini görmüyorum, haklısınız. Üç nokta var sağda. Ona tıklayınca çıkan menüde herkes yapar. Evet, doğrudan mesaj gönderirseniz Serap Hanım'a gidiyor. Dolayısıyla ben görmüyorum. Diğer tabloya geçmemi istediniz. Hemen açıyorum. Tablomuz bu. Tablomuz bu. Buraya da duygularımızı yerleştiriyoruz. Ne kadar sık yaşadığımıza ve ne kadar rahat karşıladığımıza dair. Mesela demişsiniz ki negatif duyguları nadir yaşamam belki avantaj ama karşılaştığımda hiçbirini rahat kabul edemiyormuşum demişsiniz. Aslında negatif duygu diye bir şey de yok aslında. Biz onlara negatif diyoruz. Çünkü baktığımızda hepsi duygu ve hepsi insanlar için var ve hepsi olması gereken şeyler. Değil mi? Hani aslında onların mesela nadir yaşıyor olmamızı avantaj olarak görmemiz de aslında bir anlamda bir kaçış. Öyle değil mi? Çünkü nasıl demek ki karşılaşacağımı bilmiyorum. Acaba olmasalar daha mı iyi demek ki diye düşünüyor olabilirim. İşte bu da az önce o konuştuğumuz çocukluğumuzdan getirdiğimiz ailemizde eğer bu duygulara hiç yer verilmemişse, rahatlıkla alan açılmamışsa bundan kaynaklı. Tüm duygularım her çemberde var demişsiniz. Yoğunluk farklı. Evet. Zaten buradaki aslında bu tablo biraz da bizim bedenimiz ve zihnimiz aslında. Hepsi var bu duyguların içimizde. Sürekli var. Hissediyoruz. Bazen kaçıyoruz ama biz kaçsak da aslında oradalar. Gitmiyorlar bir yere. Yok, renkleri ben sırf hani dikkat çeksin diye seçtim. Burada özellikle bunu belirtmem lazım. Bu tablodaki renklerin de bir anlamı yok. Sanat terapisini kullanırken renklerin çok yani bazen anlamları oluyor ama böyle çok 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 daha derin çalışmalarda kullanılıyor. Bu şekilde hani bir atölye tarzında yaptığımızda renkleri anlamlarına göre ayırmıyoruz. Bu sizi yanıltmasın. Yani neden çok sık kırmızı ya da işte neden burası açık renk diye bir anlamı yok. Sadece farklılık ve dikkat çeksin diye onları seçtim. Şu an renklerin anlamlarına girmiyoruz. Yani burada amacımız çünkü biraz daha farkındalık. O biraz daha nerede öne çıkıyor? Çocuklara yaptırdığımız resimlerde sık sık kullandıkları renkler varsa, sık sık kullandıkları semboller varsa onlara dikkat ediyoruz. Ama şu an böyle tek seferlik spontan bir çalışmada renkler bizim için çok da geçerli bir etken değil.
Olumlu duygudan çok olumsuz duygular yoğunluklu demişsiniz ve genelde iyi karşılayamadığım bölgede tek bir olumlu duygu yazmışım demişsiniz. Burada şunu sorabilirsiniz kendinize Bengü Hanım. Acaba gerçekten olumsuz duyguları mı daha çok yaşıyorum yoksa dikkatim orada mı daha yoğun? Olumluları es geçtiğim bir yer olabilir mi? Çünkü genellikle bunu neden sürekli söylüyorum? Mesela az önce de başka birisine dedim ki hani olumsuzları nadir mi yaşıyorsunuz acaba? Çünkü aslında tüm duygular içimizde dedik ya aslında onlar hep bir denge içindedir. Hep bir dengededir. Yani çok üzüldüğümüz gibi çok neşeli dolacağımız şeyler de var aslında hayatta. Bu bizim biraz bakış açımızla ve bunları nasıl gördüğümüzle, nasıl karşıladığımızla alakalı, nasıl anlamlandırdığımızla alakalı. Tabii ki geçmiş yaşantılarımızla da alakalı. Eğer sürekli çok böyle kaos olan, kasvetli bir çocukluk yaşadıysam, sürekli olumsuzlukların bulunduğu bir ortamda yaşadıysam, tabii ki bana sanki hani hayat hep olumsuzluklardan ibaretmiş, hep daha çok olumsuz şeyler varmış gibi hissederim. Çünkü diğerlerini görmeye fırsat bulamamışımdır, bakamamışımdır başka pencereden. Ama aslında var. Yani her zaman varlar. Yas yaşarken de her zaman hani dün Şengül Hanım yine söylemişti. Hani yasa da bir mola vermek var değil mi? Yası yaşarken de her zaman her günümüz ağlayarak, hüzünle, acı çekerek geçmiyor. Çünkü ne diyoruz? Hayat devam ediyor diyoruz. Bir an kalkıp ev işi yapıp bir kahve içip gülüp belki dönüp ondan sonra ağlayabiliyoruz. Yani hep bir denge içinde aslında bunlar. Etrafımdakilerin fark ettirmemeye çalışmam var mesela demişsiniz. İşte bu da bir anlamda aslında bir kaçış ya da fark etseler en kötü ne olur? Fark ettirmemek size ne kazandırıyor? Çocukluğumuzda da eğer fark edilmediyse bu duygularım, şunu hissedebiliriz. Benim kimseye ihtiyacım yok. Zaten hep yalnız açtım bunları. Yetişkin olduğumda da yardıma ihtiyacım yok. Tek başıma her şeyin üstesinden gelirim gibi bir algımız olabiliyor. Yanlış bir şekilde. Oysa yardım istemek de bir öz şefkattir. Yas sürecinde olumlu bir duygu hissetmek acımdan kaçmak gibi. Suçluluk hissi çok normal. Özellikle İlk başlarda, yasın ilk zamanlarında bu çok normaldir. Ama az önce de söylediğim gibi yas dediğimiz şey zaten biten bir şey değildir aslında. Bitmez. Şöyle bir dalgalanma şeklinde sürekli bir grafiği vardır. Bazen azalır, bazen artar, bazen dibe vurur, bazen tavan yapar. O yüzden arada o yasada mola vermek, yasımızı daha doğru, daha sağlıklı yaşamamızı sağlar aslında. Ne kadar kendi duygularımın farkına varırsam, ne kadar kendime alan açabilirsem, ne kadar gerçekten kendi üzerimde çalışıp kendi kendime farklı duyguları da deneyimlemeye çalışırsam, aslında o yaz sürecimi de daha sağlıklı, daha saygı dolu da geçirmiş olurum. Sürekli oturup ağlayınca ya da sürekli o duyguya, acı olan duyguya kapılıp kaldığımızda bazen kendimizi burada kurban rolüne de mahkum etmiş olabiliyoruz. Bu da biraz tehlikeli bir şey. İşte ama tabii burada hani çok keskin konuşamıyorum. Sizi ve yaz sürecinizi bilmediğim için genel şeyler söylüyorum. Bu biraz süreçle, zamanla, nasıl yaşandığıyla da çok ilgili.
Ama kendinize lütfen alan tanıyın diğer duygular içinde. Ona da ihtiyacınız var. Evet, diğerlerini üzmemek için işte belli etmemek için diyorsak orada da işte hep bize şu yüklenmiştir yani işte küçüklüğümüzden itibaren. Hani hep o sanki küçükken birdenbire olgunlaşan çocuklar olur ya sen kimseyi üzmemelisin. Sen akıllı çocuksun. Çok uslu bir çocuksun. İşte o da uslu çocuk modundan gelen bir şey. Sen her şeyin en doğrusunu yapmalısın gibi bize yüklenen o şemalar, anlamlarla ilgili bir şey. Oysa diğerlerini üzmemek diye bir şey yok. Herkes kendi duygusundan sorumludur. Ve başkasının duygularından sorumlu değiliz. Hepimiz kendi duygumuzdan sorumluyuz. Ben üzgünsem, mutsuzsam, kızgınsam o duygumu yaşamak benim en doğal hakkım. Tabii ki burada nasıl yaşadığım, nasıl gösterdiğim önemli. Ama bundan kaçmak, yokmuş gibi davranmak kendime haksızlık öncelikle. Suçluluk, pişmanlık, endişe demişsiniz. Rahatsızlıkla içinde olduğum, içine kapanmış sonucunda karamsarlığa yöneldiğim duygular oluyor. Evet. Şimdi zaman zaman insanın kendi içine kapanması da bir tercih aslında. Ama burada şuna bakmak lazım. Bunu ne kadar sık yapıyorum? Her seferinde mi yapıyorum? Her olumsuz bir şey yaşadığımda ben içime mi kapanıyorum? Bu duyguların üstesinden gelme şeklim bu mu? Hep denir ki genellikle hayatı nasıl yaşıyorsak gerçekten diğer zamanlarda başka şeylerle nasıl başa çıkıyorsak yaz süreci ve diğer bütün olumsuz duyguları da aslında o şekliyle yaşıyoruz. Bir kendinize dönüp bakın. Burada hani devamlı bir şeyler yazılıyor. Belki hepsini takip edemiyorum. Lütfen kendinize şu anlamda dönüp bakın. Normalde ben başka sorunlarla nasıl başa çıkıyorum? Ne yapıyorum? Başıma bir şey geldiğinde, bir şeyle zorlandığımda orada da mı içime kapanıyorum? Çekip gidiyor muyum? Ne yapıyorum? Çünkü bu duygularla başa çıkma şeklimiz bize bunu da gösteriyor. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz denir genelde. İşte hayatı nasıl yaşıyorsak, başka şeylerle nasıl başa çıkıyorsak, kendi duygularımızla da o şekilde başa çıkıyoruz. Bir el kaldırıldı görüyorum ama en sonda söz vereceğim uygulamayı bölmemek adına. Tamam, sizi gördüm. Evet, şimdi birkaç soruyla daha devam etmek istiyorum. Oralarda tabii ki çete yazmaya devam edin. Ben mümkün olduğunca dönüp bakacağım. Şimdi sizlerden şunu istiyorum. Şöyle bir gözlerinizi hafif kapatabilirseniz eğer bulunduğunuz ortamda mümkünse kötü hissettiğiniz, zorlandığınız bir ana giderseniz eğer kendinizi orada bir dışarıdan bakmanızı istiyorum kendinize. O duruma bir gidin, o olaya. Siz orada neredesiniz? Nasıl bir durumdasınız? Beden diliniz nasıl? Ses tonunuz, mimikleriniz, duruşunuz. Orada hissettiğiniz duygu en çok öne çıkan duygu oradaki. Az önceki tabloya yerleştirdiklerinizden biri mi? Hangisi? Adı ne? Adını bir koyun önce. Hangi duygu ve rahatsızlık hissettiğiniz bir yerdeki duygu mu? Peki o duygu benim bedenimde nerede? O ana bir odaklanabilirsem. Bedenimde ne hissettiriyor bana? Nasıl bir şeye sebep oluyor? Az önce dedik ya bazı duygular
İçimizi ısıtır, bazıları titretir, bazıları buz kestirir. Bedenimdeki oradaki yeri ne? Nasıl hissettiriyor? Bedenimin neresinde? Ve bedenimde nasıl bir değişikliğe sebep oluyor? Ellerim mi titriyor? Terliyor mu? Vücudumda ne oluyor? Şimdi bu adını koyduğumuz ve bedenimizde bazı böyle değişikliklere sebep olan bu güçlü duyguyu gözünüzü ilk açtığınızda gözünüzün önüne gelen bunu anlatan bir sembolle çizmenizi istiyorum. Herhangi bir sembol, ilk aklınıza gelen, ilk gözünüzün önüne gelen. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açıp bu sembolü çizin lütfen. Nasıl bir şekil var orada? Evet, bazı kameralardan çizimleri görüyorum. Az önce gittiğimiz, bizi rahatsız eden, zorlayan bir ana gittik. Oradaki duyguyu hissetmeye çalıştık. Bedenimizde ne yarattığını görmeye çalıştık. Ve o duyguyu hangi sembolle anlatmayı istediniz onu çiziyoruz. Kaçıranlar varmış, onu tekrar etmek istedim. Evet, çete yazıyorsunuz, görüyorum. Bu sembolü çizelim lütfen. Peki bu sembole baktığınızda size ne söylüyor? Bir mesajı mı olması lazım? Size verdiği, size anlatmak istediği bir mesajı olmalı. Ne söylüyor acaba size? Sen değersizsin diyor mesela. Ayşe Hanım böyle yazmış. Hı. Kafes oluştu demiş Nergin Nermin Hanım. Bu çizdiğiniz sembolün size mesajı ne? Her halinde varsın diyor. Bu mesajı da yazar mısınız lütfen altına? Yapabileceğin bir şey yok. Kaçamazsın. Bir çare bulamayacağımı söylüyor demiş Kübra. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Hepsini okuyorum şu an. Hı. Peki, size verdiği mesajı yazdık diye düşünüyorum altına. Şimdi bize bir mesaj verildiyse bizim de ona bir cevabımız olmalı, öyle değil mi? O bana bunu söylüyor mesela. İşte değersizsin demiş, başka bir yol bulmalısın demiş falan filan bir sürü şey yazmışsınız. Peki siz ona ne söylüyorsunuz?
Sizin de ona bir cevabınız olmalı. Peşimi bırakmıyorsun. Ben ona ne söylüyorum? Seninle uğraşamam. Karşısında donmuşum diyorsunuz. Evet, peki ne söylüyorsunuz ona? Canımı yakma. Bir rahat bırak. Peki bu verdiğiniz cevaplara bir bakın. Beni ezemezsin, güçlüyüm demiş mesela, farkındayım. Bu verdiğiniz cevaplara bir bakın. Bazılarınız için gerçekten söylemek istediğiniz şey olabilir. Ama bazılarınız içinse belki esas söylemek istediğiniz bu değildir. Değil mi? Mesela gerçekten söylemek istediğiniz bu değilse eğer, üstünden bir yıl geçtiğini düşünün ve bir yıl sonra ne söyleseniz daha iyi hissedersiniz? Ne söylemek isterdiniz? Bir yıl sonraki sen ona ne söyleyebilir? Kendinizi bir yıl sonraki halinizde düşündüğünüzde ona ne söylemek isterdiniz? Ve bu söyleyeceğiniz sizi nasıl daha iyi hissettirirdi? Bundan fazlasını hak ediyorum. Peki, bu iki cümle arasında, yani İlk verdiğiniz cevapla, ilk söylediğiniz cümleyle bir yıl sonraki cümleniz arasında sizce ne fark var? Nasıl bir fark var? Sizdeki duyguda nasıl bir fark var? Öz şefkat farkı, çok güzel. Kabul ediş farkı, ne kadar güzel. Kurban modundan çıkmak. Şahane. Bilmekten anlamaya geçiş, kabule geçmek, şefkat, barışmak, kendini sevmek. Şahane şeyler yazıyorsunuz, evet. Aynı düşünürdüm diyen bir cevap var mesela. Oradaki aynı düşünürümün acaba altında yatan çaresizlik mi, yoksa verdiğim cevaptan memnunum hissi mi? Hangisi acaba? Ona bir bakalım, olur mu kendi içinizde? Başka bir cevap vermeye gücüm yok mu acaba? Yoksa bir yıl sonraki benim de mi aynı ben olacağını mı zannediyorum? Hiçbir şey aynı kalmıyor bu arada. Bunu biliyoruz. Bir önceki günkü ben bile aynı ben olmuyor hiçbirimiz için. Hepimiz değişiyoruz, gelişiyoruz, öğreniyoruz. Evet, hatalar yapıyoruz, kırılıyoruz. Başkalarını kırıyoruz ama aynı kalmıyoruz. Eğer aynı kalmaya direniyorsam, orada yine demek ki korktuğum, kaçtığım, o bulunduğum konfor alanından
çıkmamı engelleyen, beni koruyan bazı ikincil kazançlarım vardır. Bunu unutmayalım. Eğer memnunsak, tamam, orada bir problem yok. Ama memnun olmadığım halde eğer aynı cevabı veririm diyorsam, işte orada bir direnç söz konusu olabilir. Peki, bu birinci cümleyle ikinci cümle arasında nasıl bir fark var dedik ve çok güzel farkındalıklar yaşadığımız ve oraya yazdığımız şeyleri gördüm. Peki bu yazdığımız şeyler için, bu aradaki farkın oluşması için neye ihtiyacınız var? Zaman. Çok güzel. Başka? Kendi sesine kulak vermeye, cesarete, özgürlüğe, desteğe. Pratiğe, zamana. Hazmetmeye. Bakın aslında her bir cevap birbirinden farklı gibi görünse de, bilmiyorum çete bakabiliyor musunuz sizler de? Her bir cevap birbirinden farklı aslında. Ama aslında hepsinin yolu kendi içimize dönmeye çıkıyor birazcık. Yani o duyguları kabul etmek, bir şeyler kabul etmek her zaman zordur. Bu söz konusu yas olsa da, ayrılık olsa da, taşınma olsa da, göç olsa da, biriyle ettiğiniz bir kavga da olsa, bunların hepsi aslında dönüp dolaşıp kendi içimize bakmaya geliyor. Çünkü hani hep denir ya, başkasıyla yaşadığınız bir problem varsa, başka işte sürekli yaşadığınız olumsuz duygular, olumsuz durumlar varsa, aynı döngüleri yaşayıp duruyorsanız, bu zaten aslında karşınızdaki kişiyle ilgili değil. Her zaman için kendimle ilgili. Kendimde bir şeyleri değiştirmem için önüme çıkan bir mesaj bu aslında. Peki, bunun için neye ihtiyacınız var diye sordum. Peki bu ihtiyacınız olan şeyi düşündüğünüzde bununla ilgili atabileceğiniz en ufak bebek adımı denir genelde bunun için. En ufak bebek adımı ne olabilir mesela? Yarından itibaren bununla ilgili atabileceğiniz en küçük olabilecek en küçük adım ne olabilir? Var mı yapabileceğiniz bir şey acaba? Kendine vakit ayırmak, nefes alabilmek, rahatsızlık hissettiğim ortamda kalabilmek, evet, kendimi ifade edebilmek, günlük tutmak çok güzel. Buradaki tüm önerileri lütfen yazın. Herkes birbirinden beslenebilir burada diye düşünüyorum. Çünkü bazen birimizin aklına gelmeyen bir şey, bize iyi gelen bir şey, bir başkası için de yol gösterici olabiliyor. Meditasyon, sembolü görünür yeri ne kadar güzel. Evet, bu çizdiğiniz semboller gerçekten bir süre acaba gözünüzün önünde kalsa nasıl olur? Size bir etkisi olabilir mi? Kabullenme. Mesela kabullenmek için ilk ne yapabilirsiniz? İlk adımımız ne olabilir orada? Buradaki adım çünkü şöyle önemli. Somut ve eyleme dönük bir şeyden bahsediyoruz burada. Mesela yürüyüş, günlük gibi değil mi? Burada bir adım olmalı, eyleme dönük olmalı. Yani zihnimizde kalmamalı buradaki adım. O yüzden burada eyleme dönük ne yapabilirimi bulmak lazım.
Nefes egzersizi. Evet, bakın bunlar hep somut eylemsel adımlar. Kendi omzundan öpmek demiş mesela, ne güzel. Ruhlamak. Bir yazı ile kendine bağ kurmaya tanım. Çok güzel. Kendimize böyle ufak hatırlatıcılar bulmak çok kıymetli. Bak, kaçıyorsun, kaçma diyebilmek kendimize. Zamanı planlamak. Bir tepki vermeden önce bir durup kendimi gözlemleyip cevap vermek. Evet, ilk bakışta çok zor ama oldukça etkili bir yöntem aslında. Bunu yapabilmek çok önemli. Meditasyon, ellerimi kavuşturmak demiştiniz. Bedeninle ilgilenmek. Evet. Çünkü bizler hep zannediyoruz ki duygu dediğimiz şey aslında hani zihnimizde düşünüyoruz onu ve zihnimizde kalıp sadece orada yer ediyor. Oysa ki bedenimizin her yerinde biz yaşıyoruz o duyguyu, hissediyoruz. Bedenimizle ne kadar çok bağlantı içinde olabilirsek aslında o duyguyla kalabilmek, o duyguyu kabullenebilmek çok daha kolay oluyor. Aslında baktığınızda normalde bir duygu bizde sadece 30 işte 90 saniye arasında falan kalıyor. Ama tam anlamıyla o duyguyla temas kuramadığımızda, gerçekten onu geçiştirdiğimizde zihnimiz sürekli bununla ilgili düşünce üretiyor ve o duyguyu aslında tekrar tekrar hissediyoruz, tekrar tekrar yaşıyoruz. İşte burada o duyguyla düşünceyi aslında ayırt edebilmek de önemli. Bedenimi gözlemleyebilmek. Az önce işte sizinle o yaptığımız uygulamada zorlandığınız duygular olduğunda bunu denemeye çalışın. Bir durup zihninizin dışında bedenimde ne oluyor? Ben öfkelendiğimde ne hissediyorum? Buz mu kesiyorum? Titremeye mi başlıyorum? Ellerimi kontrol mü edemiyorum? Bedenimde ne oluyor? Ben burada nasıl yaşıyorum? Bu duyguyla kalabilmek, hani hepimizin en çok zorlandığı şey bu ya, çünkü kaçıyoruz sonrasında. Bu duyguyla kalabilmek için neye ihtiyacım var? Şöyle birkaç dakika durup gerçekten, evet şu an çok öfkeliyim deyip kalabilmek, hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey yapmadan. Bunu deneyebilmek mesela, belki ilk adımımız bu olabilir. Kendi bedenimize bağlantı kurabilmek adına. Ve son olarak şunu sormak istiyorum. Bu sizi işte zorlayan ana gittik, orayı düşündünüz, oraları buldunuz, duyguları buldunuz. Bu sizin için uzun bir süreyen bir durum da olabilir bu arada. Tek bir olay olmak zorunda da değil. Mesela yaz süreci böyle bir şeydir zaten. Bu yaşadığınız bu zorlu duygu, bu zorlu durum, bunun sizin için ne kadar zor olduğunu biri gerçekten görse dışarıdan, ne hissettiğini biri gerçekten dışarıdan birisi anlasa, bu sizin için kıymetli olur muydu? Ne hissederdiniz? Harika olurdu demişsiniz. Çok kıymetli. Fark edildiğini hissederim demişsiniz. Anlaşılmış, görülmüş. Kucaklanmış, desteklenmiş, sevildiğini hissetmiş, değer verilmiş. Evet. Hepimizin bu duyguları hissetmeye ihtiyacı var. Hepimiz yalnız olmadığımızı bilmeye ihtiyacımız var. Zaten özellikle hani öz şefkatten bahsederken, yastan bahsederken,
birliktelik bakın. Evet, bunlar hep çok olması gereken çok güzel duygular. Yastan ve bu öz şefkatten bahsederken hani hep en sonunda bu kolektif bilince gelir ya konu. Yani yalnız olmadığımı bilmek, bu acıyı bir tek ben yaşamıyorum, beni gören birisi var, beni fark eden birisi var diyebilmeyi hepimiz isteriz ve hak ederiz zaten. O yüzden aslında öncelikli olarak ilk olarak burada fark edilmesi ki fark etmesi gereken kişi yine kendimiziz aslında. Çoğu zaman kendimiz bile kendi duygularımızı fark etmediğimiz için, kendimizden kaçtığımız için başkalarının da aslında bizi fark etmesine, bu duygularımıza destek olmasına, yalnız olmadığımızı hissettirmesine bazen farkında olmadan izin vermiyoruz. Bunların da aslında hep temelinde baktığımızda işte o geçmişten getirilen, çocukluğumuzdan getirilen öğretiler, oluşan işte olumsuz şemalar var. İşte sanki üzüntümüzü, acımızı paylaştığımızda zayıfsın, bununla başa çıkamıyorsun. O da aman canım bunun için mi üzülmüş? Tek başına böyle mi yaşıyormuş bunu? İşte hep bu dışarıdan insanların ne diyeceği, nasıl tepki vereceğine çok koşullandığımız için bir şekilde buna izin vermiyoruz. Oysa kendimizi fark etmemiz gereken ilk kişi yine kendimiz. Ve kendimi fark edip kendime öz şefkat göstermeye başladığım zaman bilirim ki başkasından yardım istemek de öz şefkatin bir adımıdır. Çünkü yardım isteyebilmek aslında bizi zayıf olduğumuzu göstermez. Kendimize değer verdiğimizi gösterir. Ben kendime değer veriyorum ki bunun altından şu an tek başıma kalkamıyorum. Ve değerliyim, kalkmak istiyorum. Bana yardım et diyebilmeyi öğrenmek gerek. Bu bir öz değer oluşturmanın zaten adımlarından biridir yardım isteyebilme. Yardıma ihtiyacımız olduğunu tabii ki öncelikle kabul edebilme. Biliyorsunuz ki bunlar aşamalı şeyler. Nasıl ki duyguları önce hissedip, fark edip, kabul etmek, sonra ifade etmek geliyorsa, aynı şekilde yardım isteme süreci de böyledir. Yardıma ihtiyacım olduğunu kabul etmek. Esas zor kısmı bu. Bunu kabul ettikten sonra, evet, desteğine ihtiyacım var diyebilmek birine. Tabii ki burada şu da önemli. Yaşadığımız durumlara göre kimden nasıl destek isteyeceğimiz, kimin yanımızda olmasını isteyeceğimiz de değişebiliyor. Evet. Bazen gerçekten çok zor zamanlarda, özellikle yaz sürecinde yanımızda kimseyi istemeyebiliyoruz. İlk zamanlar evet olabilir. Buna saygı da duymak gerekir. O ki bunu yaşayan kişiye ya da kendimize belli bir zaman ayırabiliriz bunun için ama işte bunun yine buradaki süresi, tekrarlılığı çok önemli. Özellikle biliyorsunuz yaz sürecinde size ne söylense söylensin çok bir şey ifade etmiyor. Evet, değiştirmiyor belki onu ama burada bedensel temaslar, birinin gelip size omzunuza bile dokunması, elinizi tutması, hiçbir şey yapmasa bile ben aslında yanındayım ama hissettirebilmesi, sizin bunu yaşayan bir arkadaşınız, dostunuz varsa bunu hissettirebilmeniz oldukça kıymetli. Hiçbir şeye yaramıyor gibi görünebilir ilk etapta. Hiçbir işe yaramıyor, hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey acımı azaltmıyor, değiştirmiyor olabilir. Evet. Ama biz hep sanırım tüm duygular için kaçırdığımız bir şey var. Bunu ben her eğitimimde, her çalıştığım danışanla mutlaka tekrarlarım ve söylerim. Kendimizi şu an eksi birde görüyorsak ve başkalarıyla kıyaslıyorsak ya da geçmiş yaşamımızda kıyaslıyorsak o eksi birden bire gelmeyi isteriz hep, değil mi? O artıya çıkmayı isteriz. Ama hep şunu unutuyoruz.
Eksi birden bire gelene kadar arada bir de sıfır var. O sıfıra uğramak durumundayız. Çok acı çekerken birdenbire tüm bu acılarım geçsin, eski halime döneyim, yine mutlu olayım ama beklemek çok anlamlı ve gerçekçi olmuyor. İşte eksi birden bire gelmekten kastım bu mesela. Ama bu eksi birden önce sıfıra nasıl gelebilirim? Bunun için neye ihtiyacım var? Belki uzunca bir süre sıfırda kalacağım. Belki uzunca bir süre eksi birde de kalacağım. Bunun için de zaman tanımak lazım. Ama bu süreçte yapılan hiçbir şey, inanın, bize gösterilen destek, yanımızda birilerinin olması etkisiz değil. Bir şekilde bizi yavaş yavaş sıfıra taşıyan şeyler. Artı bire ne zaman gelebiliriz? Belirsiz. Herkesin süreci farklı. Ama az önce hani bunun için dedim ya, bebek adını, en küçük adım. Çünkü birdenbire genellikle hani insanlar kendilerine amaç belirlerken ya da hedef koyarken ya da olumsuz bir durum yaşarken birdenbire çok böyle ileriye dönük çok olumlu şeyler düşün. İşte mesela çok basit, işte yeme bozukluğuyla ilgili örneğin, işte çalıştığım bir danışanım var. Birdenbire mesela işte şu kadar kilo verip şu kiloya ulaşmaktan bahsediyor. Ama bu gerçekçi olmaz, değil mi? Önce benim burada kabul etmem gereken, ulaşmam gereken en küçük adımım ne? En küçük adımım belki, evet, terapiye gitmek. Burada yapılanları işte uygulamak ya da en küçük adımım verilen listeye uymak. En küçük adımım bugün kahvaltıda bunu yemeyecek olmak. Mesela şu an örnek veriyorum sadece. En küçük adımı seçmek o yüzden önemli. Kendimize çok uzun vadeli, çok ulaşılmaz hedefler koyduğumuzda zaten o hedefe ulaşmak gözümüzde çok büyüyor. Çok zorlayıcı. Oraya gidecek enerjimiz yok. Şu anda yok. Bulamayız onu. Kendimize o zaman yine haksızlık etmiş oluyoruz. Yine kendimizi aslında yargılamış ve şefkatli davranmamış oluyoruz. Atabileceğim en küçük adımı bulmak öncelikli olarak beni eksi birden şu kadarcık da olsa uzaklaştıracak. Bu da çok kıymetli. Ve son olarak kadar şeyden sonra tabii ki bu şiirle bitirmek istedim. Çünkü biliyoruz ki artık bu atölyenin sonunda son olarak toparlayacak olursak, duyguları görünür yapmak çok önemli ve bizi en çok zaten iyileştirecek, belki de gerçekten kendimizi sevmemizi sağlayacak şeylerden biri bu duygularımızı fark edip kabul edip onları alan açmak. Ve bu Mevlana'nın Misafirhane şiiri bu anlamda muhteşem. Daha önce karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum, belki başka oturumlarda, başka yerlerde görmüşsünüzdür. Tam bir ödev niteliğinde gerçekten. Bence hani bir şeyi alıp asmak istiyorsanız bu şiiri gerçekten çıkarıp başucunuza asın diyebilirim. Her bir duyguyu nasıl gelirse gelsin, her birinin bir kılavuz olduğunu kabul ederek karşılamak ve kabul etmek. İlk başlarda konuşurken hani dedik ya, bazen işte negatif duyguları az yaşıyorum ya da sürekli olumsuz duygular yaşıyorum. Acaba gerçekten öyle mi? Acaba geliyorlar da ben kapıyı hiç açmıyor olabilir miyim? Hiç görmeden onları gönderiyor olabilir miyim? Belki en azından bugünden itibaren gelen duygularımızı birazcık daha belki, aa kim gelmiş diyerek şöyle kapıyı açıp belki bakmayı deneyebiliriz. Hemen yüzüne kapıyı kapatmadan dur bir dakika, seninle bir baş başa kalmayı deneyeyim diyebiliriz. Ya da hiç belki görmezden geldiğimiz o olumlu duygular, gerçekten o pencereden kaçıp gitmelerine izin vermeden onları yakalayıp belki içeri almamız gerekiyordur.